İç siyasetle devam edelim. Merakla beklenen bir görüşme var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel buluşması için henüz bir tarih yok ama iki taraftan da niyet beyanı var. Özgür Özel randevu isteyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da talebi kabul edeceğini bildirmişti. Özgür Özel bugün yeni bir açıklama yaptı. Görüşmeye yüklü bir dosyayla gideceğini anlattı. Çok gecikmez. Tabii Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler. Başkent Ankara bir süredir bu görüşmeyi bekliyor. CHP lideri Özel, Erdoğan'la yapmayı planladıkları buluşmanın yakında gerçekleşebileceğini söyledi. Randevu isteyeceğiz tabii ama şöyle bir takvimlendirmemiz var. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. CHP lideri Özgür Özel mecliste partisinin kapalı grup toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak Türkiye ekonomisinin %80'ine, nüfusunun %65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır sözlerini hatırlattı. Erdemliler Hareketi diye kurulmuş bir hareket halen daha dün grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine seçimleri biz kazandık diyor. Sarı kartı gösteren hakem gösterirken böyle yapar. İkinci de dışarıdasın. Ben dünkü grup toplantısını izledim, aha dedim ikinci sarı kart geliyor. Başka yolu yok, siyasetin altın kuralıdır. Ve anayasa tartışmaları. Özel oldu bitti uyarısı yaptı. Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer. Türkiye'yi bir anda anayasa değişiyor. Koşun herkes gelin, gelen gelsin, gelenle değiştiririm, gelmeyenle değiştirmem. O günler geride kaldı.